Herkese merhaba arkadaşlar. Versa'yı fethederken hikayesinin final bölümündeyiz. Alexander rotasındayız. Büyük Konde'yi ne yapacaksın? Ve 5 yıl sonra olacakları öngörmek lazım. Bölüm 10. Güneş Kralı'nın Kutsaması. Alexander'la ilişkiniz güçlü. Sadece bu kadardı. Sadece ne? Sessizliği acıtıyordu. Müzisyenler çalmayı bıraktı ve saray tek vücut halinde. Işığın en çıplak ucunun hala gökyüzüne değdiği ufka doğru döndü. Henüz yeterince karanlık değildi. Yaylı çalgılar dörtlüsü sessiz kaldı. Havai fişekler donuk patlamalarla tepemizde açıldı. Parıltılarının içinde gökyüzünü, dünyayı tutuyorlardı sanki. Benimle evlenir misin? Ona bakıyordum. Sanki benden sokaktaki bir yabancıya yan kesicilik yapmamı istermiş gibi. Kayıtsız bir tavırla kulağıma doğru eğilmişti. Ama onu doğru duyduğumu biliyordum. Ne dediğini biliyordum. Cevabımın hayatını değiştireceğini biliyordum. Evet, ben seninle evlenirim. Kelimeler ağzımdan uçup giderken nefesim kesildi ve zaman sanki yavaşlıyor gibiydi. Tek parmağıyla çenemin altına dokundu. Beni ona bakmam için cesaretlendirdi. Şimdi bile ne kadar gergin olsam da ve başka tarafa bakmak istesem de. İzin vermiyor. Onu görmemi sağlıyor. Bana bu kadar derin bir şekilde baktığında kendimi savunmasız hissediyordum. Ama dudaklarının kenarındaki o hafif kıvrım tanıdık geliyordu. Yalan mı söylüyorsun? Ben öyle mi yapıyorum? Dudaklarıma dokunmak için elini kaldırdı. Gözlerimin nasıl büyüdüğünü, dudaklarımın zarif ellerinin altında nasıl aralandığını hissedebiliyordum. Öyle mi? Hayır, söylemiyorum. Nasıl bilebilirim? Her zaman bilirsin Alexander. Hiç kimsenin göremediği veya yapamayacağı durumlarda bile sen her zaman içimi gördün. Eğilip beni öptü ve tüm vücudum onun yakınlığının verdiği zevkle uğuldadı. Bedenimi ona sıkıca bastırmama rağmen sanki ona yeterince yaklaşamıyordum. O an bizi kimin izlediği umurumda değildi. Artık sadece o vardı. Yalnızca o, birbirine karışan nefeslerimiz, kalbimin çılgınca atışı. Nasıl da bir takım olacağız? Ne zaman? Sen ve ben planlarımızı daha sonra yapabiliriz. Ama şimdilik Bastille'de bir kadın var ve onu kral için gönderen adam. Kayıp, evet. Bu tilki bizim tuzaklarımıza düşmeyecek. O bunun için fazla kurnaz, kabul ediyorum. O anda birdik, düğün planlarını yarın yapabilirdik. Çünkü bu gece bir haini yakalamalıydık. Yani finalde bile kral ve işleri... Ertesi sabah aklımda o harika düşünceyle uyandım. Alexander'la evleneceğim. Onun ve benim hala çözmemiz gereken ayrıntılar vardı elbette. Ama karşılıklı memnuniyetimizi sağlayacağımızdan hiç şüphem yoktu. Ben onu takip ettim, o da beni takip etti. Ve bu av sona erdi. Ya da belki her son gibi, bu da yeni bir başlangıçtı. Beni en çok mutlu edecek hareket tarzını tam olarak takip ediyorum. Kendime olan güvenimden keyif alarak gerindim ve gülümsedim. Üçüncü sezon boyunca karakterin,
Erdem, alçak gönüllülük, yozlaşma ve saraydaki güçle ilişkisini geliştirmen için seçenekler verildi. Büyük Konde nerede? Buna son vermeye kararlı olarak onu arıyordum. Onu dışarıda buldum. Yaz güneşe, yaklaşan sonbaharla ilişkilendirdiğim daha derin, daha sarı bir niteliğe zaten sahipti. Havada bunun tadını alabiliyordum, küflü ve tatlı. Versay'da bu sezon sona eriyordu. Yetki devri savaşının bitmesiyle. Şimdilik dostum, kralın bir sonraki hamlesinin ne olacağını merak ediyorum. Öne çıktım, bakışları bana doğru kaydı ve beni fark eder etmez. Onları uzaklaştırdı. Sizi sürgün edip etmeyeceğini mi demek istiyorsun? Size başka bir ordu verip vermeyeceğini mi demek istiyorsun? Ona en çok bu şekilde faydalı oluyorum. Geçmişiniz göz önüne alındığında bir orduyu yönetmeye çok hevesli görünmemeniz gerektiğini düşünüyorum Mösyö. Bir kadın bundan ne anlar? Mademoiselle de Noailles, Henry haklı. Konuşmamız sizi ilgilendirmiyor. Bir düşes ordular hakkında ne bilebilir? Sandığınızdan daha fazlasını biliyorum. Büyük Konde ile komplo kuruyormuş gibi davran. Louis ile konuştum. Ne dediğinizi anlamıyorum Mademoiselle de Noailles. Evet öyle, kralın zayıflıklarının ne olduğunu doğru bir şekilde tespit ettiğinizi düşünmeseydiniz. Bir kadının yardımını aramazdınız. O, güzel bir yüzü sever. Kendinize iltifat etmekten çekinmiyorsunuz. Bir bak yüzümüze de çekinelim, karar ver. Saraydaki yerimle ilgili gerçekçi bir fikrim var. Sizin de öyle olduğuna inanıyorum Henry. Gelin Mösyö, piyonunuzun tahtadan kaldırıldığını bilmelisiniz. Herhangi birinin piyonu olmayı isteyeceğinizden şüpheliyim. Elbette hayır, ne kadar tatlı. Ya da mantıklı olursa olsun, hiçbir söz beni, bana faydası olmayacak bir eyleme geçmeye ikna edemez. Ama elbette birinin vizyonu varsa, bunun ne anlama geldiğini anlarım. Diğer hanelerin Fransa'daki otoritelerini yeniden kazanması. Kralların düşmanlığını kazanmakla ilgilenmiyorum. Bahislerinizi korumak istiyorsunuz. Kralın bana borcu var. Sizin de bana borçlu olmanızı istiyorum. Her iki tarafa da oynuyorsunuz. Ben kendi tarafıma oynuyorum. Anlıyorum, ne diyorsunuz? Eğer bir kadın dokunuşuna ihtiyacınız olursa Mösyö, bana çok iyi bir dokunuşum olduğu söylendi. Sıçradı. Artık zehirleme planının tüm detaylarını anladığımdan emindi çünkü. Çünkü anlıyordum. Teşekkür ederim Mademoiselle, bunu dikkate alacağım. Ona gülümsedim ve arkamı döndüm. Kolumu yakaladı. Rozlaşmışlığın erdeminden daha güçlü. Beni baştan aşağı süzdü. Dudağı kıvrıldı. Alçak gönüllülüğün yerine gücü arzuluyorsun. Yani kolumu Büyük Konde'den kurtardım. Hangi taktiği kullanırsanız kullanın, beni asla korkutamayacaksınız. Benden aşağı olan kimseye boyun eğmeyeceğim ve sen öylesin. Ben öyle miyim? Bu turu bana karşı kazanamadınız. Bunun bu soruyu çözdüğünü söyleyebilirim. Benimle bu oyunları oynamaya devam etmek istiyorsanız devam edin. Burada olacağım, bekleyeceğim. Bu ikimizin arasında bir son değil. Öngörü puanın muhakemeni değiştirdi. Hayır değil, öyle olsaydı hayal kırıklığına uğrardım. Saraydaki işlerin böyle ilginç olması hoşuma gidiyor ve bu aramızda çok keyifli olacağı benziyor. İlişkimizi mümkün olduğu kadar uzun tutmayı umuyorum Mösyö, beni büyülüyor. Elbette benim kazanacağımı bilmek çok yazık ama insan her şeye sahip olamaz. Yine de deniyorum. Bununla birlikte oradan ayrıldım. Demek istediğimin anlaşıldığına inanıyordum. Düğün diye başladık, hala bunlarla uğraşıyoruz. Suikastçı o öğleden sonra tantana olmadan idam edildi. Ben katılmadım. Kimse de yapmadı. Bu basit bir olaydı. Kanuna göre yaptıklarından dolayı çok daha kötüsünü hak etmişti. Yani bu başlı başına bir merhametti. Louise öldü. Çocukları bunu asla bilmemeli. Ona bir manastıra gittiğini söyleyeceğim. Ama bu sonla birlikte Versay'daki en dramatik dönemlerin de sona erdiğini hissediyordum. Bir suikast girişiminin sarayı şimdiki gibi rahatsız edeceğinden şüpheliyim. Gabriel bununla ilgilenecek. Başımı salladım. Bu sonla birlikte başka başlangıçlar da gelecekti.
Üç ay sonra. Uyandığımda yanımda tanıdık bir sıcaklık vardı. Yavaşça, keyifli bir şekilde esnedim. Her kasımı birer birer gevşettim. Birkaç ay önce sonuçlanan zehirlemeler, cadılar, savaş ve Büyük Konde ile ilgili tüm bu işlerden sonra Güneş Sarayı her zamanki temposuna yerleşti. Yani birisi bir yerlerde krala karşı entrikalar çeviriyor. Birisi vergilerini ödemekten kaçıyor. Fransa'dan çalıyor, birisi başka birine kazık atmak. Ona zarar vermek ya da yasal veya yasa dışı yollardan hırsızlık yapmak için komplo kuruyor. Her şey normale döndü. Esnerken vücudum Alexander'ınkine baskı yaptı. Sabahları herkes gibi ama büyüleyici bir şekilde ve savunmasız bir halde gözlerini açıyordu. Arkadaşlar, buradan sonra sorun çıkmaması için kesiyorum. Siz yorumdaki linkten izleyebilirsiniz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok şükür Alexander artık giyindi. Daha sonraya kadar. Belki, eğer şanslıysan. Seninle mi? Öyle olduğumu biliyorum her gün. Gizli geçide doğru yürüdü. Hem de tam zamanında. Hizmetçilerimin kapının dışında geçici çekişmelerini, birbirlerine nasıl fısıldaştıklarını duyuyordum. Matmazel mi? Giyinmeye hazır mısınız? Lütfen, buna çok istekliyim. Bu olay için sizi giydirmemize izin verdiğiniz için çok ama çok heyecanlıyım. Pek çok hanımın özel hizmetçiler kiraladığını biliyorum. Beni her zaman iyi giydirdin. Kıyafetlerim ve saçlarım konusunda beni modanın zirvesinde tutan kişiden başka kime güvenebilirim? Hele ki bugün, tüm günler içinde. Böylesine önemli bir günde bana bu kadar güvendiğinizi bilmek gerçekten büyük bir onur. Sana son derece güveniyorum. Gel, seçeneklerime bakalım. Seçmek zorundasınız, Matmazel. Bugün Matmazel ama yakında Madam olacak. Şimdi gelinlik seçiyoruz. Ben bu hikayenin gelinliklerini genel olarak beğendim. Bunu alalım. Çiçek seçeceğiz. Elmassızı aldım yanlışlıkla. Neyse, bu da güzel. Çirkin değil yani. Bu yavaş yüklenecek. Durdurayım. Devam ederiz. Kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Kiliseye adım attığımda nefes alamıyordum. Müzik beni her adımda da havada uçuruyormuş gibi hissettiriyordu. Üzerimdeki az sayıda ve dost canlısı gözler beni tedirgin bir sevinçle kızartıyordu. Beni beklediğini görebiliyordum ve böyle olacağını biliyordum. Her zaman bekleyecekti. Yani damatlığı da işte diyelim. Ve ben de her zaman ona gidecektim. Bakışlarımız kilitlendiğinde yeniden nefes almaya başladım. Ve artık adımlarım antik kaldırım taşlarının üzerinden rahatça, akıcı bir şekilde akıyordu. O ve ben bu büyük odada yalnızdık. O ve ben en kalabalık odada bile her zaman yalnız olacaktık. Alexander hiçbir zaman açık bir ilişkiyle ilgilenmedi. Beni paylaşmakla hiç ilgilenmedi. Bunu açıkça belirtmişti. İşte tercih etmemizin sebeplerinden biri. Buna kendi açımdan direnmiş olsam da, onu hayatımda tutmak istiyorsam bunu kabul etmem gerektiğine karar vermiştim. Biz açık ilişkimi istemişiz. Alexander'ın arkasından gizlice dolaşmak yoktu. Onun değil, bana seçim yaptırmıştı. Artık onun olacağım. Sadece onu görebiliyordum ve ileri doğru yürüdüm. O benim için, ben de onun için. Evlilik, Galya Kilisesi içindeki en kutsal kurumlar arasında yer alıyor. Dinlemiyordum. Rahibi dinlememek konusunda artık bir uzmandım. Ama zamanı gelince konuştum. Evet. Evet. Beni kollarının arasına aldı. Kamuya açık olsun ya da olmasın. Arzu içimde diken diken oluyordu. Bana baktı ve beni o kadar zahmetsizce tuttu ki kendimi bir hazine ve değerli biriymişim gibi hissediyordum.
Rahibin meraklı bakışlarını görmezden gelerek konuşmaya devam ettik. Planladığımız gibi, birlikte. Daha kararlı, daha zeki, gözlemlerinde daha keskin bir kadınla hiç tanışmadım. Rene'den önce tek bağlılığımın kralı olduğunu biliyordum. Bir başkasının yanımda hizmet edecek kadar güvenebileceğimi hiç düşünmemiştim. Ama Rene'de benimki kadar tutkulu ve sadakatli bir kadın buldum. Kendini defalarca kanıtladı. Rene, beni her zaman şaşırtacaksın. Beni kimsenin yapmadığı veya yapamayacağı kadar güldürüyorsun. Sen çok güzelsin ve seni her zaman güzel bulacağım. Şimdi ve sonsuza kadar bana seninim dersen onur duyarım. Alexander, seninle tanışmadan önce kendimi kafesteki bir kuş gibi hissediyordum. O kapıyı açtın ve geri çekildin. Uçmama izin verdin. Ne kadar uzağa ya da hızlı gidersem gideyim. Her zaman sana geri döneceğim. Bana sevgini, sadakatini ve güvenini verdiğin için onur duyuyorum. Çünkü bunların nadir hediyeler olduğunu biliyorum. Belki de Fransa'nın ve dünyanın en nadide hediyesi. Bu hediyenin bana verilmesinden onur duyuyorum. Ben seninim. Alexander'ın çizimini çok hoş bulmasam da güzel bir çizim. Beni zahmetsizce kiliseden dışarı taşıdı ve bizi bekleyen arabaya götürdü. Bu sabah böyle sözler verdin, Alexander. Biz eve dönene kadar bekleyebilirsin, Rene. Yapabilir miyim? Buna değecek, güven bana. Olacak mı? Hiçbir fikrin yok ama olacak. Kral kapsamlı tadilatlarının büyük bir kısmını tamamladıktan sonra nihayet sarayı resmi olarak Versailles'e taşıdı. Madame Scarron'ın erdemli çekiciliğine kapılmış olduğundan eskisinden daha az tanınmış bir kişiydi. Her bakımdan sahip olamayacağı tek kadın olarak onu öyle arzulamıştı ki onunla gizlice evlendi. Ay yok artık. Nüfuzlu saray üzerinde asılı duruyor. Onu bastırıyor ve bilinçli bir dindarlık çağını başlatıyordu. Sonunda hizmetçisiyle görüşmeye başlayan babam artık ileri yaşlarında ama hala dinçti. Bu ilişki tanınmadığından özel bir hayat yaşıyordu. Catherine ve Armand hala zamanlarını saray ve Monaco arasında paylaştırırken prens, sağlıklı yaşamaya kararlı, ciddi bir kadın olan Avusturyalı Anne'le evlendi. Ondan memnun olmayan prens, sanki hala tek aşkını arıyormuşçasına şövalye ile olan aşkına ve diğer birçok ilişkiye devam etmişti. Sarayda her zaman mutsuz bir figür olan Bon, kırsalda parfümeri işine başlamak için ayrıldı. Aramız hep böyle mi olacak Alexander? Öyle olacak. Bunun için planların varmış gibi konuşuyorsun. Geleceği kim bilebilir? Arkadaşlar, bundan sonrası özel sahne olduğu için burada da videoyu durduruyorum. Siz yine yorumdaki linkten bu sahnenin de devamını izleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar, o sahneyle bölümümüz bitiyormuş. Teşekkürümüzü edelim. Ay, 9 elmasa sen mi teşekkür ediyorsun? 101 elmasa kim teşekkür ediyor, çok merak ettim. Yapanınız olursa yorumlarda söyleyin canlarım. Bir keresinde babam bana söylemişti. Nehir gibi ol kızım. Nehir manzarayı takip ediyor. Kayaya yol verir. Hiçbir zaman su olmak istemedim. Benim için belirlenen yolu takip etmeyi. Her gün yaptığımız seçimler kim olduğumuzu belirler. Bu seçimler dünyamızın manzarasını, kendimiz ve başkaları için hayatımızın anlamını şekillendirir. Damla damla su bile dağları ayırabilir. Kendi yolunu açabilir. Bu uçsuz bucaksız, zorlu dünyada her damla, her birimiz önemliyiz ve her gün verdiğimiz kararlar da önemli. Sen önemlisin. Versailles için yarışı okuduğun ve benimle bu inanılmaz yolculuğa çıktığın için teşekkür ederim. Okumaya olan tutkunu ve ayırdığın zamana müteşekkirim. Yolculuğumuz boyunca senin onuruna layık olmak için elimden geleni yaptım.
Kendi yolunu çizmen ve kendi seçimlerini onurlandırman dileğiyle. Aa, çok sevdim yazarım bu son birkaç şeyini. Yani bize hitapen yazdığı için diyorum. Burada isimler akıyor. Ve bitti. Farklı hikayelerde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.